Nihat Genç Konuşuyor programından herkese merhabalar. Gündemi değerlendireceğiz bugün yine. Hoş geldiniz Nihat Hoş Bey. bulduk. Evet, aslında gündem her gün değişiyor diyebiliriz. AKP cemaat restleşmesi devam ederken biz bunları seyrederken dün Taraf Gazetesi'nin manşeti gündeme bomba gibi düştü. 2004 yılında MGK'da alınan kararlar. Neler söyleyeceksiniz? Tabii, Bununla başlayalım. Eğer böyleyse 2004'te MGK'da böyle bir karar almışsa şu anda herkesin avukatlar, herkesin kamuoyu Dursun Çiçek niye içeride yatıyor? Üstelik onunki sahte bir belge oldu, belgelendi. Evet. Yani her şey karman çorman hale geldi. Adamcağız içeride yatıyor sahtesiyle. Orijinaliyle hükümet iktidarda ve hiçbir savcı da harekete geçmiyor. Üstelik dün burada Abdülhatif Şener Bey güzel bir şey söyledi. MGK böyle bir karar alıyorsa bunu alttaki kadrolar da bunu talimat kabul eder diye. Buradan karman çorman, işin karman çorman olduğu ve şu anda içeridekiler haksız yatıyorlar ve hepsinin bir an evvel zaten sahteydi. Ama gerçek olduğunu düşünsek dahi içeride yatamazlar. Hemen çıkmaları lazım. Sonra işte Şamil Tayyar Bey emniyet, cemaate emniyeti verdik diyor. Yani Türk polisine. Polise emni, yani polisi cemaate verdik diyor. Bu dünyada belki de en şaşırtıcı laftır. Şüphesiz buradan kurtarmak için ironi yaptım diyecektir. Ama gerçek budur. Sadece bu cümle dahi hükümet düşürecek kadar çok önemli bir laftır. Güçlü bir medya olsa bundan üstüne gider ve bunun hesabını sorar. Demek ki siz devletin bir bölümünü şeye verdiniz, cemaate verdiniz. Bu aleni bir milletvekili tarafından söyleniyor. Ahmet Şık bir kitap yazdı. O kitabı bahane ederek içeri aldılar. Çok asılsız bir şeyden, yüzünden ve çocuk içeride yattı. Yani acı çektiler, işkence gördüler. Suçsuz oldukları çıktı, anlaşıldı. Ama şimdi bu lafları herkes çok rahatlıkla ediyor. Bunlar şey, yani bu çok utanılacak bir şey. Bence herkes çok acı çekiyor bugünlerde ama kimse söylemiyor. Herkes çok acı çekiyor. Yani hepimizin içinde büyük bir acı var ama bunu kimse dillendiremiyor, dile getiremiyor. Bizim şeyde siyasi, İslamcı ve muhafazakar görüşlere öteden beri yaptığımız bir eleştiri vardır. Bu eleştiri bu insanlar, işte bu insanların otoriter, totaliter tavırlarını, sert, ataerkil yapılarını eleştirirken bizler hep şunu söyleriz. Bu insanlar talimatla iş yapar. Yani hiyerarşik kadroyla iş yapar. Ataerkil usulle iş yapar. Yani bir lider bulurlar, peşinden giderler. Ama bunlar mesela eğlence ve mizah oluşturamazlar. Yani eğlence önemli bir kültürdür. Eğlence oluşturmak. Bu mizah derken siyaset felsefi şey, mizah, siyasi, sadece hokkabazlık değil, şaklabanlık değil. Yani bugün diyelim ki Hürriyet gazetesinde Latif Demirci'nin bir fıkrı şeyini, karikatürünü ele al. Böyle bir fıkrı şey, insan yetiştiremezler. Böyle bir mizah güçleri yoktur. Hiçbir şekilde de eğlence yapamazlar. Bu onlara yönettiğimiz en büyük eleştiridir. Ve bu 11 yıllık süre içinde de işlerinde, gazetelerinde, dergilerinde ve televizyonlarında bugüne kadar mizah, çünkü çok yumuşatıcı bir şeydir mizah. Yani mizahla konuşan, değil mi? Eğlenceyle konuşan insan fikirleri yanlış, tuhaf olsa da siz onu sevmeseniz de o sizi yumuşatır. Mizah ve eğlence yumuşak güçtür. Zaten Amerika'nın tüm dünyayı ya da Avrupa'nın tüm dünyayı etkisi altına alması işte bu yumuşak güçtür. İğneleyici, zeki, değil mi? Aklı ortaya koyar, zekayı ortaya koyar. Şimdi benim gördüğüm bu saate kadar bu İslamcı cenahtan iktidara musallat olmuş, Türkiye'nin üstüne gulyabani gibi oturmuş bu insanlardan bir mizah çıkacağı yok. Bir eğlence kültürü de televizyonlarında, gazetelerinde ve yazılarında olacağı yok. Biat kültüründen çünkü. Şunu söylersem buna dokunur, şunu söylersem buna dokunur diye bireyi yetiştirmemiş, bağımsız bireyi yetiştirmemiş insanlardan zaten mizah ve eğlence hiç çıkmaz. Dikkat edin, kendi televizyonlarını dahi seyretmezler ama başkalarının televizyonlarını seyrederler. Eğlence çünkü orada. Eğlenceyi onların hiç sevmediği, layık dediği insanlar yapar. Ya da başka, yani onlara göre batılı insanlar yapar diyelim. Başka tür insanlar yapar. O cenahtan yapılamaz. Ama şimdi Türkiye'nin şu anda dershane kavgası, işte bu emniyeti cemaate verdik gibi, bu kaset skandallarıyla ortaya çıkan büyük bir ironi. Şimdi iki eşek çamura, yani bir köyde de mizah yoktur. Çıkmazsa, bir köyde de, bir kasabada da şey yoksa, değil mi? Eğlenecek bir şey yoksa, böyle eşekler çamura saplanır, onlar da güler. Şu anda Türkiye'ye eşekler çamura saplanmışlar. Uğraşıyorlar, didişiyorlar.
ve bir şey, biz de dışarıdan gülüyoruz. Ama güldüğümüz nedir? Güldüğümüz devletin, ülkenin, değil mi? Güldüğümüz kendi halimizdir. Türkiye, onlar eğlencesi, onların eğlencesi çaresizliklerinden ibiş eğlencesidir. İbiş. İbiş zekadan çıkmaz ibişin. Hep böyle sakarlıktan, bilmeyişten, cehaletten, aptallıktan, geri zekalıktan çıkar ibiş eğlencesi. Onu bunu anlamaz. Muhafazakar eğlence ibiş eğlencesidir. İbiş beceriksiz ve sakarlığında eğlence oluşturur. Ve İbiş'i Türk toplumu çok aşmıştır. Çok başka bir mizahtan gidiyor çünkü Türkiye. Hacivat ve Karagöz gibi çok yüksek mizah yapmıştır. Son dönemdeki mizah dergileri, gazeteler falan, şovlar çok yüksek bir yere gelmiştir Türkiye. Yani Avrupa ülkelerinden de ileride olduğu bir şeydir. Ama İbiş mizahı İslamcılara dair bir şeydir. Sakarlık, beceriksizlikten. Şimdi Türkiye halkı bu İbiş'lerin devlet katında yaşadıklarını seyrediyor. Bir milletvekili çıkıyor diyor ki, şey olsun, emniyeti cemaate verdik diye ifşa ediyor. Sadece bu devletin şey ne kadar çökmesini anlatan bir şey. 2004'te imza atmış Tayyip Bey cemaati şey yapacağım diye. Sonra sahte belgeyle 4-5 yıl sonra bir şeyi operasyon 1, balyoz belgesi 1, balyoz belgesi 2 diye, değil mi, gelmiş içeri atıyor. Şimdi bu işte eşeklerin çamurda şey yapması, didişmesi ya da böyle bir ibiş eğlencesi izliyoruz. Benim gördüğüm budur. Tabii ki dershaneler konusunda, dershaneler bir ve hükümet arasında, yani cemaat hükümet arasında büyük bir ballı pay var. Bir ekmek kavgası. Bunun olduğu çok açıktır. Bir sofra, bir ekmek paylaşamıyorlar. İşte biz bunun örneğini hep böyle bir sırtlan, bir iki sırtlanın bir leş başındaki kavgasına benzetiyoruz. Belki de başka hesaplar da vardır içinde. Tabii ki Tayyip Erdoğan'la aralarında bir şeyler de olmuş. Ne olduğunu belki konuşuruz. Fakat Tayyip Erdoğan Bey artık dur diyor yani. Cemaatin iyi biçmesine, kendiyle ortak olmasına bir dur diyor yani. Hocanın güzel bir şeyi vardır, güzel bir fıkrası. Bir gün hocanın hanımı hocaya şey yapmış, börek yapmış. Hoca da oturmuş, böreği bekliyor. Hanım içeriden bağırmış, bak börek yaptım, börek geliyor diye. Hoca bakmış, böreğin kokusu geliyor. Ve börek geliyor. Hoca demiş ki, hanım demiş, önce kapıyı kilitle demiş, sonra böreğe getir. Şimdi Tayyip Erdoğan Bey kapıyı kilitliyor. Böreği tek başına falan yemeye çalışacak. Yani tek başına yiyor böreği. Buradan tabii ki işin arkasında bir sürü şey var. Ama nihayetinde bu bir sofradır yani. Sofra. Biz bunlara ne diyebiliriz ki? Bir sofra kavgası. Şeyde yine hoca bir gün şeye gitmiş. Bir evden tavuk ve pilav kokuları geliyor. İnanılmaz tavuk ve pilav kokuları. Fakat hoca evi tanımıyor. Başkasının evi. Hoca eve dalmış. Dalmış. Böyle evin içinde dolaşıyor. Evin sahibi demiş ki, senin burada ne işin var demiş. Ne yapıyorsun burada? Demiş, vallahi bu ev demiş mukaddes bir eve benziyor demiş. Bu evde demiş gayipten demiş tavuk pilav kokuları geliyor demiş. Ben demiş bu mukaddes yeri tavaf etmeye geldim. Tavaf ediyorum falan. Şimdi bunlar bu mukaddes evi tavaf ediyorlar. Çünkü burada ilahi bir tavuk ve pilav kokuları geliyor evden. Bunlar tavaf ediyorlar. Tavaf ede yani bunların tavaf sürecini yaşıyoruz. Tavaf ediyor. Ne diyebiliriz ki bunlara? Afiyetle yani ne diyebilirim? Afiyet olsun mu diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Yani Türkiye bunu mu konuşacak bugünlerde? Şimdi Türkiye ordusu, bunlar Türkiye'de yazılmıyor ama başka yerlerde yazılıyor. Türkiye ordusu Suriye'de bir savaş açtı. Bu savaşa Türk ordusu lojistik bir destek verdi. Nedir lojistik destek? Silah geçirdi. Bunu biz söylemiyoruz. Bizim mahkemelerimizde şu anda, ama yurt dışında yazılıyor bunlar. Ama mahkemelerimizde de kayıtta. Silah, destek, sınırımızı açtık. Buradan el kaydelere müsaade ediyoruz. Ya da roketler geçiriyoruz ya da lojistik destek veriyoruz. Yardım. Bir savaş cephesine yardım. Bu bir savaşa dahil olmak demektir. Dünya bizim bu savaşa dahil olduğumuzu gördü. Türk ordusu lojistik destek vererek, bir başkalarını savaştırarak, istihbarat... Eğitim vererek. Eğitim veriyorsun, istihbarat destek veriyorsun, bu savaşın içindesin sen. Şimdi Türkiye'de bunu hiç kimse yazmıyor ama Suriye'de yazılıyor. Şimdi sizin haberiniz yok. Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı, İslam orduları yenilmişti. Son yenilgimiz odur. Ve aradan 90 sene geçti, Türk ordusu büyük bir hezimetle, bir savaş kaybettik biz. Biz bugünlerde bir savaş kaybettik. Türk ordusu yenildi ve savaşı kaybetti diye konuşan kimse yok.
Kaybettiği için Davutoğlu İran'a gidiyor. Yani savaşlı insanların ayağına gidiyor. Ve ateşkesi çağrı yapıyor. Yani biz pes ettik, sustuk, artık lojistik destek vermeyeceğiz. Savaş dursun ya da başka şeyler konuşuyorlar. Ama şimdi bir Türkiye ordusuyla, istihbaratıyla, lojistik desteğiyle Suriye'de savaş veriyor. Ve bu savaşta büyük bir hezimet, yani mağlubiyet yaşıyoruz. Tabii ki bu mağlubiyetin karşılıkları olacak. Yani bu Türkiye'ye, İran ve Suriye bunun hıncını başka türlü Türkiye'den alacak. Dünyanın insanlık mahkemeleri de, insan hakları, insanlık suçları mahkemeleri de bunun hıncını Türkiye'den alacaklar. Ama şimdi bizi dinleyen insanlar ya da Türkiye'de gazete okuyan insanlar, Türkiye ordusunun savaşta yenildiğini, büyük bir hezimete uğradığını ve Suriye karşısında, Esad karşısında mağlup olduğunu niye iki satır yazmıyor? Yenildiniz işte. Üstelik yenildiğiniz adamların gittiniz, elini öpüyorsunuz. Bu nedir? Şimdi buna mizahla, yani bu onurumuzu ilgilendiren bir şeydir. Evet, dershaneyle, cemaatle, AKP arasında bir kavga var. Ve biz bu kavgayı eğlenceli olarak izleyebiliriz. Buraya eşek fıkraları anlatabiliriz. Burada işte bir şey sofrayı bölüşemediği gibi ya da ibiş fıkralarıyla bunu anlayabiliriz. Ama Türk ordusunun yenilmesini de bir mizahi ironi olarak geçiremeyiz. Bu sadece Türk ordusunun değil, hepimizin, Türkiye'nin onuruyla alakalı bir şeydir. En son bir Kore'ye gittik galiba. Sonra Kıbrıs'a gittik. Benim savaş diyebildiğim. Bir de şimdi burada. Ve burada yenildik biz. E buradan söylüyorum. Yenildiğimizi niye kimse dinlendirmiyor? Davutoğlu Bey de yenildiğini şey yaptı. Hem Malik'e gitti, hem İran'a gitti. Şimdi bu burada Türkiye'de bu dershane kavgası, Tayyip kavgası falan zaten başından beri de biliyorsun, hani böyle çok da meşhur bir lafımız var. Onu örtüyorlar, bunu örtüyorlar. Hayır, onu örtme çabası bitti. Artık tutmuyor yani. Her taraflarından bir şey akıyor. Sadece yaptıkları bu süreçte ne yapmışlarsa bunları onlara anlatacak kadar televizyonumuz yok. Anlatamıyoruz yani. Şimdi mesela bu dershane kavgası başlayınca, cemaatle dershane kavgası başlayınca benim hoşuma giden bir şey oldu. Bakın, bu dershane kavgasında birbirlerine girdi yazarları, çizerleri. Yani birbirlerine girmişlerse burada bir hani zeka görmen lazım. Karşı tarafa bir tez, bir fikir, bir şey olması lazım birbirleriyle. Bunu göremiyorsun. Çünkü burada çok tuhaf bir şey oldu. Cemaat ilk defa kendi yazarlarıyla bir şeyin üstüne gidiyor. Şimdiye kadar cemaat liberalleri kullanıyordu. Liberal beyaz yazarları kullanıyordu. Şimdi Çin diye bir ülke var. Bu Çin diye ülke hem modernleşmenin içinde, TKP yani Komünist Partisi'ne rağmen, hem modernleşmenin piyasasını aşma, yasakları olmasına rağmen kendini dünyaya sevdirmek için bir sürü yöntem buldu. Mesela bunlardan bir tanesi pandadır. Pandayı, panda reklamla haberlerde çıktığı zaman Çin'i yumuşak gösterir. Yani bu da yumuşak gücün bir parçasıdır. Sadece sinema değildir. Sadece Nobel almış yazarı değildir. O pandanın görünmesi bile Çin'e yumuşak bakmamızı sağlar. İşte bu, yani değil mi, panda haberleri. Çin ve panda, bak Çin ve panda. Komünist Partisi'ni unutuyorsun. Onun sert diktatör yapısını unutuyorsun. Panda deyince bir yumuşama oluyor. Yumuşak güç böyle bir güçtür. Cemaat de, AKP de bu saate kadar yumuşak güç olarak liberalleri kullandılar, panda gibi. Çinliler mesela fuarlar açtılar, konferanslar verdiler. Orada şöyle bir kavram gelişti. Kiralık beyazlar. Yani beyaz adamlar, güya bilim adamı, Avrupa'dan gitmiş. Güya akıllı adam, hani görünüşleri hep beyaz. O Çin'deki konferans salonlarında görünerek, haberlere az bir şey çıkarak Çin'e bir modern bir görüntü veriyor. Çinlerin de çok hoşuna gidiyor bu. Onlar orada bir şey söyleyecek, bir şey yapacaktan değil. O salona batılı bir dünya görüntüsü veriyor. Çinlerin de hoşuna gidiyor. Bunda aşağılık kompleksiyle de alakalı bir şey var. O sarı ırkın, hani onu da incelersin. Türkiye'deki İslamcıların da sürekli liberalleri kullanmasında, beyazları kullanmasında böyle aşağılık kompleksi de var. Onu bir kenara koy. Türkiye'de dikkat edin, cemaat ve AKP sürekli beyaz adamlar kiraladı. Mehmet Altanlar, Mehmet Barlaslar. Dikkat edin, bugünlerde bu insanlar bu dershane kavgası şeyine giremiyorlar. Topuna giremiyorlar, oynatamıyorlar. Kendi aralarında düştüler. Ekmek kavgası, can havliyle artık birbirleriyle boğaz boğaza girdiler. Ve beyaz adamlar, ya yani kiralık beyaz adamlar için dışında peki kaldı. Siz bu durumun bu kadar çabuk gelişebileceğini bekliyor muydunuz? Yani bu gelinen sürecin bu kadar hızlı olabileceğini? Ben asla bunu beklemiyordum. 5-6 yıl sonra işte muhalefet iktidara gelir, savcıları harekete geçirir ve ondan sonra bunların ortaya çıkabileceğini düşünüyordum. Ancak şunu da düşünüyordum.
çürüyor, bunlar çürüyerek düşecek. Yani bunlar bir başka güç, bunların musallat oldukları bu şeyden, bu yavani gibi üstüne oturdukları ülkeden sarsamaz. Bunlar birbirleriyle kavga ederek, dövüş ederek ya da çürüyerek. Dikkat edin, bütün ahlaki değerler ya da onları tutunduracak bu darbe, cemaat, her şey değerler, işte cemaat özgürlükmüş. İşte Türkiye'de bir sofra gibi ortaya almış, yiyorlar, sofrada kavga ediyorlar değil mi? Buralarda anlaşamayacaklarını falan düşünüyordum. Herkese de işte bir aralarında bir aşk var, aynı yolun yolcusu, işte birlikte bu yollarda yürüdük falan diyorlardı. Bu aşkın birdenbire bitmesi paradır, sofradır, bilmem nedir. Bir gün şey demiş ki, hoca vaaz veriyor. Vaaz verirken hoca, Nasrettin Hoca da vaazı dinliyor. Demiş ki, eğer ey Müslümanlar demiş, iki her gece kalkıp iki rekat namaz kılarsanız, Allah size demiş, başı şartta, ayakları gardta büyük bir huri verecek demiş. Hoca bunu dinliyor, böyle şey yapmış, böyle hayal dünyasını çalıştırmış. Ne demek yani? Başı şartta, ayakları gard, şart doğu, gard batı. Şöyle bir düşünmüş hoca hayalinde. Hocam demiş, ben demiş iki rekat namazı kılarım demiş. Burasında sorun yok da demiş. Başı kucağımda, ayakları bacakları, yani Amerika'yı demek istiyor dedim. Gartta demiş. Ben bunu çok anlayamadım demiş hocam demiş. Ben buna muhakişe yapamam demiş. Mukayyet olamam demiş bu huriye demiş. Şimdi tabii başı Tayyip Erdoğan Türkiye'de ama ayakları ve bacakları ta Amerikalarda bir yapıdan bahsediyoruz. Bunlar önce sevgili gibiydi ama şimdi mukayyet olamayacağını bu sevgiliye birileri anladılar. Değil mi? Bunun şeyini yapmaya başladılar. Tabii ki bunun üstüne çok gideriz. Başka bir sürü şey söyleriz buna. Ama Türkiye'deki beyaz liberaller tutarak, yani beyaz adamlar tutarak, Çinli Komünist Partisi'nin tuttuğu gibi kiralık beyazlar tuttular ve milli değerlere küfrettirdiler. Dikkat edin, cemaatin kendisi milli değerlere küfretmedi. Ya da AKP'nin kendi yazarlarına çok küfretmediler önceleri. Milli değerlere, Cumhuriyet'e ve Atatürk'e kiraladıkları beyaz adamlarla küfrettirdiler. Ve şimdi o adamların hepsine bakıyoruz. Ya kenara çekilmişler, ya kovulmuşlar. Ve iş tam anlamıyla eşek dalaşına, eşek dövüşüne, eşeklerin çamurdaki şeyine döndü. Şimdi Türkiye'de daha önce değil mi? Her lafta, her şeyde Türkiye'yi operasyon, operasyon, operasyon diye ayağa kaldıranlar. Şimdi iş döndü. Tamamen tersine döndü. Kalkın ve şimdi bunları dile getirin. Devletiniz ne halde? Rezilsiniz. Rusya gazeteleri yazıyor. Tayyip Erdoğan gitti diye bana dedi Şangay'dan, Şangay'a beni alır mısınız diye. Rus gazeteleri diyor ki bu herkese öyle diyor diyor. Bunu kimse bir yere almamış diyor. Ama onun niyeti Şangay'a girmek değil. Birisi beni bir yere alsın. Türkiye buraya, yani böyle bir sahnede dünya lideri deniyordu. Dünyanın güldüğü bir lider haline geldi Tayyip Erdoğan Bey. Çok açık yani bu nedir? Şimdi seçimler yaklaşırken Türkiye halkı, yani kendisi ve ben bu süre içerisinde seçimler yaklaşırken çok daha büyük, birbirinin içinden daha ne sürprizler çıkacak, daha ne kavgalar çıkacak. Kasetler çıkıyor, seks kasetleri bir. Bunlar, bu da Müslüman, bu da Müslüman, bu da Müslüman. Ne bunlar? Bunlar sizin işiniz mi? Nedir? Ne yapıyorsunuz burada? Yani bu kadar Müslüman ahlakıyla gelmiş insanlar Türkiye'de bir seks kasetleri furyası ve bunların tehdidi. Şimdiye kadar bu kasetlerle bir şey, kendileri bir şey yapıyorlardı. Şimdi neredeler? Şimdi yani bir bakın bunlara. Fakirlikten hoşnutsuz mu bunlar? Fakirlikten hoşnutsuzluk durumu var mı? Yolsuzluktan hoşnutsuzluk durumu var mı? Hayır. Bunlar sadece işlerine karışan olduğu zaman hoşnutsuz. Konfüçyüs'ün bir lafı da fakirlikten değil, aralarındaki arkadaşlıktan, hani hoşnutsuzluk başlarsa orada devlet, idare yoktur. İnsanlar, siyasi hükümet, yoksulluk var diye hoşnutsuz olur. Türkiye'nin değil mi, artı değeri yok, geliri yok, üretimi yok, fabrikası yok diye hoşnutsuzluk olur. Ama bunlara baktığımızda bunlar oraları hiç görmüyor. Oradan bir hoşnutsuzluk diye bir şey duymuyorlar. Bunlar kendi aralarında bir şey, huzursuzluk olduğu zaman Türkiye'de bir huzursuzluk ve hoşnutsuzluk olduğunu söylüyorlar kendi aralarında. Bu Türkiye'de bir sağ gelenektir. Bu sağ geleneğin İslam öncesinden de gelen çok büyük bir geçmişi vardır. Bu bir ataerkil yapı diye geçiremezsin bunu. İnsanların devlete bakışları, yani Osmanlı değil mi, ilahi nizam, nizame alem dedikleri şey. Bu daha göklüklerde beri. Yani insanlar göklükte, Çin'de, Çin'in çok eski bir felsefesinde Tianqi diye bir şey. Şu anda bunu Çin bütün dünyaya moda etmek istiyor.
Tiyanki yani bizdeki nizam alem demeyeyim de bu semanın altında herkes huzurlu olsun. Hiç kimse ses seda çıkarmasın. Şimdi karşımızda bir demokrasi var. Nedir bu demokrasi? Demokrasi tartışan değil mi? Bir yere geliyor kavga ediyor. Fikir, münazara, karşı fikirler falan geliyor. Sen onun soruşturuyorsun, denetliyorsun. Onun yolsuzluklarını ortaya çıkıyorsun, yalanını ortaya çıkıyorsun. Karşı fikir ileri sürüyorsun falan. Demokrasi böyle bir şey. Şimdi Çin Komünist Partisi öyle demiyor. Çin Komünist Partisi diyor ki ya bir arada olalım, huzurlu olalım. Kimse ses çıkarmasın. Türkiye'de de etüden beri, Osmanlı'da da böyleydi. Daha öncesi de böyleydi yani. Göktürk'üne girdiğin zaman da, eski kavimlere girdiğin zaman da bir çatı altında, bir çadır altında, semanın altında oturan bizler iyi insanlar olmak istiyorsak sessiz sessiz oturalım. Kimse kimseye bir şey demesin. Bu tuhaf bir şey. Yani bu nizam-ı alem Osmanlı'da da bu vardı. Yani birbirine laf etmek, şey düzeni bozmak gibi. Şimdi demokrasi kültürü birbirine laf eden insanlar, birbirini denetleyen insanlar, birbirini sorgulayan insanlar, birbirine karşı fikir söyleyen insanlar. Ama burada böyle bir şey yok. Yani Türkiye'de şunu kabul edelim. Türkiye'de sağ, muhafazakar ya da Allah gibi ya da gelenek gibi değerleri iktidara taşıyan insanlar huzur olsun istiyorlar. Fakat bu huzur sofra başında huzur. Yedikleri o sırtlan başı yani leşin başındaki bir huzur istiyorlar. Ve demokrasi sen konuştuğun zaman seni kirli, pis, iğrenç, toplumda düzeni bozan bir adam olarak göstermek istiyorlar. Yani demokrasi kültürü dediğin şey karşı fikir söylemektir. Başka türlü konuşmaktır. Senin yanlışını denetlemektir. Değil mi? Hatanı denetlemektir. Şimdi bu toprak kabul edelim ki bunu kabul etmiyor. Bu toprakla bir lider buluyoruz. O lider bize semayı, Allah'ı, nasıl şey halife Allah'ın gölgesi ise bu lider etrafında toplanıyoruz. Ve hiç kimse bir şey demez. Herkes sussun, huzur içinde sussun. Huzur içinde oturalım. Doğu kültürü dediğimiz bu. Burada biz karar vereceğiz. Hani doğu diyoruz, batı diyoruz ya. Eğer demokrasi diyeceksek denetleme de olacak. Başka laf da edeceğiz. Hırsızlıkları da söyleyeceğiz. Karşı laf da edeceğiz. Ama bunu ettiğin zaman Türkiye halkı ya bu da işi karıştırıyor. Bu da işi bozuyor. Bak ne güzel gidiyordu işler. Hep karşı fikir söyleyeni huzursuz insanlar, marjinal insanlar, çomak sokan insanlar olarak görme alışkanlığı. Bu alışkanlık bir demokrasi düşmanı diyoruz buna. Şimdi biz karar vereceğiz. Demokrasiyle mi gideceğiz? Bu nizam-ı alem ya da bu Çinlerin Tianqi dediği ya da göklüklerin böyle semağa çadır dediği altında oturan herkesin işte usul usul oturduğu, kimsenin kimseye söz etmediği böyle ilahi barış gibi doğa barışı mı işte başka böyle bir şey. Ses çıkarmamak. Bir koyun barışı. Bir işte yani nasıl desek işte koyunlar işte hani sürü barışı diyelim. Şimdi sağ iktidarlar bunu aşamıyorlar. Türkiye bunu hiç aşamıyor. Anadolu topraklarında bunu kabul edelim. Karşı laf eden, karşı fikir söyleyen insanlar birden huzursuzluğun ve anarşizmin şeysi gibi gösteriliyor. Yani adam demokrat, sosyal demokrat bir fikir ediyor. Topluma da bu böyle yansıdı. Bunu kabul edelim. Benim çocukluğumda yani ilk gençlik yıllarımızda Türkiye'de Anadolu topraklarında 1 milyon Türkeşçi, 1 milyon Erbakancı, 80'li yılların sonrasında da 90'larda 1 milyon Apocu vardı. İnsan şaşıyor. 1 milyon çocuk Apo'nun peşinde, 1 milyon çocuk Erbakan'ın peşinde ve 1 milyon çocuk Türkeş'in peşinde. Burada beni ilgilendiren bu çocukların hiçbiri sorgulamıyor. Liderlerine tam anlamıyla. Yani Tayyip Bey'in etrafındakiler de Tayyip Bey'i sorgulamıyor. Şimdi geldik 2013'e. Televizyonlar, internet var. Değişen bir şey yok. Tayyip'in peşinde onu sorgulamayan 1 milyon. İşte öbür tarafta onu sorgulamayan 1 milyon. Yine Apo'nun peşinde onu sorgulamayan milyonlarca insan. Bu bir Anadolu kültürüdür. Bu kültürle Türkiye hiçbir yere varamaz. Bu gelenek Türkiye'de yıkılmadan Türkiye'de parti olmaz. Demokrasi hiç olmaz. Ve bizler her zaman bir laf ettiğimiz zaman işi de bu bozuyor. Çomağı da bu sokuyor. Her şey ne güzel gidiyordu. Adam haline geliriz. Kötü adam haline geliriz. Türkiye'de Anadolu topraklarında yani insan bazen yani isyan edesi var ya. Yani bu burada isyan ediyorsun. Çünkü bir şey konuşamıyorsun. Eleştiri mekanizmasını, konuşma mekanizmasını, karşı fikir söylediğin zaman sen huzursuz oluyorsun. Ne zaman güzel adam oluyorsun? Bir adamın peşine takılacaksın, sesini çıkarmayacaksın. Onun bütün şey, huzur, işte ilahi huzur bu. Doğuya dair ebedi huzur, orta çağlar boyu huzur. Bir ağanın emri altında, bir işte babanın emri altında, bir liderin emri altında, bir şeyhin emri altında milyon çağı yaşa. Ve hiç soru sorma, akıl ileri sürme. O zaman demokrasi diye bir şey alıp getirip buraya koymayalım. Böyle yaşayalım.
Yani şeyhler, cemaatler bu ülkeyi, yani bu doğru bir şey olsun. Mesela Çinlilerin dünyaya çok ciddi bir sorusu vardı, Çin Komünist Partisi'nin. Siz demokrasiyi perde olarak, örtü olarak kullanıyorsunuz. Bunun arkasında her şeyi yapıyorsunuz. E Türkiye'de öyle. Cemaati, AKP'si, bu geleneksel yapılar, bu muhafazakar yapılar, bir liderin, bir şeyhinden ayrılmayan, onun eteği altında huzur bulan, ona sadakatle huzur bulan milyonlarca insan demokrasiyi örtü diye kullanıyor. Yok fikir özgürlüğüymüş, yok barışmış, yok partiymiş. Hepsi yalan. Bu gelenek Türkiye'de ve dünyada değişmeli. Biz bu gelenekleri değiştirmeye geldik. Kuru kuru ne bu ya? Nereye gidiyor? 2013 yılında hala laf edemeyeceksin. Hala laf söylemeyeceksin. Üstelik bütün kirli çamaşırlar ortaya döküldü. Her türlü rezillik akıyor. Buna rağmen söyleyemiyor. Tabii tabii, her şey kanıtlı belgeli ama kimse sesini çıkaramıyor. Çünkü zaten konuşacak olsalar bile bir mecra yok. Konuşabilecek bir mecra yok çoğu kişinin, değil mi? Şimdi sadece Urfa'nın bir köyünde, Diyarbakır'ın bir köyünde 16 yaşındaki bir çocuk fakirdir, yoksuldur, sahipsizdir. Bir dershaneye mecburen gider. Bunu anlarım. Hı hı. Oradaki çocuk çaresizdir. Abisi, babası ya da komşusunun zoruyla PKK'nın da peşinden gider. Onu da anlarım. Ya onlar, evet, büyük bir zor altında, bir kölelik düzeni altında mecbur kalıyor, çaresiz. Ama medya patronu, bir ciner diyelim ya da falancı diyelim, şahenk diyelim. Hı. Bu tür insanlar niçin gider? Soru da burada. Şimdi bu çok insanı çatlatan, hepimizi çatlatan soru da buradadır. Ya o çocuk 16 yaşında, köyünde, çaresi yok. Hı hı. Okumak istiyor. Bir tane dershane gelmiş, girmiş şimdi. Ona ben suçlayamam. Ya da abileri gitmiş, PKK olmuş. O da gitmiş, hani zorlamışlar, onu kaçırmışlar. Çocuğun yapacağı bir şey yok. 16 yaşında olun ve o köyde olun bakayım. O çocuklara bizim söyleyeceğimiz laf yok. Ama medya patronu, elinde milyarları var. Ya da gazeteci, ya da batılı. Yani adam kolej bitirmiş ve bu adamlar gidiyor cemaatin eteği altına giriyor. Yani bu şeyh yapılarının, PKK yapılarının, bu sert otoriter yapıların altına giriyor. Nedir bu? Nedir buradaki mecburiyet nedir? Şudur, yani insan o kazandığı para yalan. Eğer bir profesörse profesörlüğü yalan. Hı. Eğer böyle bizim gibi elbise giyiyorsa, böyle düzgün sokakta oturup kahve içiyorsa, o sosyal hayat yalan. Birikimi yalan, her şey yalan. Çünkü o bireysel hayatını, o kahvede, bir kafede kahve içen, gazetesini okuyan, o hayatını kendisi kazanarak almadı. O ya cemaatin maaşıyla onu aldı, ya da Tayyip Bey'in maaşıyla aldı. Aynı şekilde Urfa'daki PKK'ya giden ya da dershaneye giden çocuk gibi bu adam da aynı düşüncenin insanlarıdır. İşte burası bu yüzden doğudur. Biz bu yapıları yıkmaya geldik. Bu yapılar yıkmadan da Türkiye'de hiç kimse bir şey konuşamaz. Hiçbirimiz bir şey konuşamayız. Yani şimdi demokrasi diye bir şey varsa farklı bir fikir olacak. Demokrasiyi bugün Avrupa'ya inşa edenler, demokrasi çok doğru rejim olmaz olmaz, böyle iddia kimse yok. Eğer bu demokrasi gelmişse yargı, denetim, yürütme, değil mi, yasa, bütün bunlar işleyecek. E şimdi ne oldu? Ortalık karman çorman. Bir dershane kavgası. Devleti, cemaate emniyeti vermişler. Kendileri itiraf ediyorlar. Hı hı. Cemaati yok edelim imzalarını kendileri atmışlar. Sonra gidip başkalarını şey yapmışlar. Türk ordusunu sahte kasetlerle içeri atmışlar. Ve buradan oluşan boşlukta Türk ordusunun neresinden silah çıktı belli değil. Danıştaylar nereden, Sayıştay denetim yapamıyor, bütçeden paralar çıkmış. Hiç kimse bilmiyor. Büyük bir Suriye savaşına giriyorsun. Ve sonra o savaşta yeniliyorsun. Hayır, yenilmekle kalmıyorsun. Kimyasal konusunda dünyaya rezil oluyorsun. Silahların yollarda yakalanıyor, dünyaya rezil oluyorsun. Ve bütün bu beyaz adamlar şimdi oturmuşlar. Hala oralarda maaş alıyorlar, konuşuyorlar. Hı hı. Ve buradan Türkiye bir çıkış arayacak. Ben bu geleneksel biat kültürünün, bu geleneksel huzur olsun, ama sesinizi çıkarmayın kültürünün, mesela AKP'de bu kadar insan var. Bakanları bile dayak yemiş. Dayak yediği halde sesleri çıkmıyor. Her türlü her şeyi yapıyorlar ve sesleri çıkmıyor. Bu kadar sesini çıkartmayan insanlar gidiyor mecliste oturuyorlar. Çok büyük maaşlar, 10 milyar maaş alıyorlar. Her türlü yemeği yiyorlar. Bu nedir? Şimdi bu parti iktidara gelirken, daha öncekileri de iktidara gelirken, bunlar da iktidara gelirken bize demokrasiden, bize insan haklarından, bize değişimden ne, şimdi hepiniz susuyorsunuz, konuşanınız yok. Hepiniz ağlıyorsunuz gizli gizli, konuşanınız yok içinizde. Kasetler çıkacak diye geceleri sabahlara kadar korkudan uyuyamıyorsunuz. Konuşacak cesaret içinizde bulamıyorsunuz. Cesaret edenler de ihraç ediliyor. Telefonlar dinlendi, cesaret edip konuşamadınız. Nasıl onlara diye. Şimdi sizin dinleniyor.
Ne yani şimdi? Burada bize bir şey lazım, bir güç lazım. Bize başka bir şey lazım. Türkiye şu anda en temel anlamıyla, en basit anlamıyla bir demokrasi. Önce konuşalım. Hani Kürt, şöyle bir lafı moda ettiler ya, eskiden Kürt denilemiyordu. Hı hı. Şimdi diyoruz ya, geç onu sen. Şimdi sen kendin ben Ahmet'im diyemiyorsun. Burası Türkiye diyemiyorsun. Sokak sokak diyemiyorsun. Tabii. Hukuk diyemiyorsun. İnsanlık diyemiyorsun. Söz hürriyeti diyemiyorsun. Sen geç Kürt demişsin dememişsin. Sen insan hakkı olarak bütün çağların kazandığı insan hakkı, sana verili haklar, cumhuriyetle gelmiş, Fransız ihtilaliyle gelmiş, dünyanın sana verdiği, seni kolejlerde okutup sana öğretilen, beynine çakılan o hakların hiçbirini söyleyemiyorsun. Konuş, konuşamıyorsun. Hakkını savun, savunamıyorsun. Bunu hani benim olmam, ben olmayabilirim. Beni bir muhalif olarak sıkıyor, atıyor boğazımı, içeri tıkıyor. Yasaklıyor, tamam bana tamam. Ama sizin hepiniz, hepinizin ümmüğünü sıktı. Ve siz buradan çok huzurlusunuz. Sırf paralar uğruna insanı satıyorsunuz, insanlığı satıyorsunuz. İşte Doğu toprakları dediğim burası. Abi, zaten darbelerle gelmiş. Zaten bu ataerkil ve muhafazakar yapılar Türkiye'yi 70 yıl ümmüğünü almış. Almış, sıkıştırmış, bastırmış, insanımızı işkenceden geçirmiş. Bunun üstüne hepiniz alkışlıya alkışlıya getirdiniz, AKP'yi koydunuz. Ve çok daha sert bir yere gitti Türkiye. Bu insanlar daha nereye kadar sabredecek? En temel kadın, değil mi? En temel kadın hakları elinizden çıkıyor. Ya en temel. Yolda yürümek gibi. Yani yarın yolda yürürken yakından kadın geçmeyecek gibi. Ve Türkiye'nin haline bak. Bir elit, üstelik bir elit İslamcı kadro. Hı hı. Bir elit yani. Böyle İslamcılar derken hani bu hürriyetlerden benim kapıcı, odacı, yoksul, köylü o insanlar da faydalansa, onlar da bu hayatı yaşasa, diyeceğim ki hani büyük bir çoğunluk yaşıyor. Hayır, bir elit, bir avuç insan. Ve bu avuç insan kendileri birkaç tanesi başını kapatmış. Onlara biliyorsun iki türlü ahlak var Türkiye'de. Mesela diyelim ki evde kadın kendi başını kapatmış. Kendi başını kapatmanın, kendi giyiminin ölçüleri var. Şimdi Türkiye bu saate kadar hep bunu tartışmıştır. Başörtüsü şöyle kapanır, işte kolu değil mi, mahrem noktaları şöyledir diye. Ama bu insanların bir de tahammül noktası var. Yani komşusunu ne kadar tahammül edebiliyor? Türkiye'deki asıl sorun da budur. Bu sorun da daha önce bizim bildiğimiz, bu sorun da Türkiye yeni yeni görüyor. Gördükçe şaşırıyor. Şimdi sen Japon kol komşususun, başı kapalı. Sen Japon kol giyiyorsun, Japon kola bakalım senin komşun tahammül ediyor mu? Çünkü kendisinde başörtü istiyor ama sende de Japon kol istemiyor. Onun da tahammül çizgileri var yani. Hı hı. Sende de bir başkasında. Yani mahremiyetten bir ahlak yapmışlar. Ahlak dediğin şey kapanmak. Başka türlü bir ahlak yok. Hırsızlık ahlak değil, yolsuzluk ahlak değil. Ne bileyim, her şey, hiçbir şey ahlak değil. Mahremiyet ahlak yapmışlar. Ve sana da tahammül ediyorlar. Yani başı açık ama kolu da şu kadar olmasın. Dekoltesi de bu kadar olmasın diye. Bir elitist İslamcı bunlar. Şu anda Türkiye'nin başına çöreklenmişler. Ve Türkiye'de binlerce sorun Türkiye'de yani, değil mi? Üniversite sorunu, siyaset sorunu, bir sürü sorun. Yani savaşa akla gelemeyecek o kadar çok şey var. Savaşa girdik, yenildik. Dünyada yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ilk büyük. Birinci Dünya Savaşı'nda hep şöyle bir şey düşünürüm ben. Böyle hani inkılap tarihi dersini ben anlatmak istemem İslamcılara. Ben derim ki inkılap tarihi dersini okullarda okutmayacaksın. Çünkü inkılap tarihi dersiyle dersi çok bana çok yanlış geliyor. Yok Atatürk gelmiş 19 Mayıs'a çıkmış, yok Türkiye'yi kurtarmış, yok Cumhuriyeti kurmuş, yok düşmanı kovmuş. Bunları anlatmayacaksın. Bunlara şunu anlatacaksın. Tüm cephelerde İslam orduları, yani Osmanlı orduları teslim oldu. Tarihi böyle, bu adamların tarihini böyle anlatacaksın. Bütün cephelerde İslam orduları yenildi. Ve silahlarını teslim etti Osmanlı orduları. Hiçbir umut kalmadı. Sev anlaşıldı. Ve 380 bin kişilik Yunan ordusu İzmir'den Eskişehir'e geliyor. Geldi. Burada bırakacaksın tarihi. 380 bin kişilik Yunan ordusu orada. Sevr imzalanmış. Bütün ordu tasfiye olmuş ve içeride. Türkiye'nin hali manzarası bu. Şimdi burada Atatürk Samsun'dan çıktı. Geldi işte Türkiye'yi topladı. Şöyle kurtulduk. O zaman kafaları karışıyor bunların. Ve ne uğradığını şaşırıyorlar. O zaman anlatma. İnkılap tarihini hiç anlatma bunlara. Hiç. Onu Yunan ordusunu getir oraya koy. Osmanlı ordusu teslim olmuş. Bu sahneyi de hazırla ve ver bunlara. Türkiye'de bir şey var. Miras yedi şey var. Hastalığı çok yaygın. Yani nasılsa bu haklar Cumhuriyet'te gelmiş, başka türlü gelmiş, insanlık kazanmış gelmiş. Ve bunları çok hoyratça kullanma.
Mesela bu devleti yönetenlerde de bu var. Nasılsa bu devlet yeye bitmez. Ya da işte hukuk iki kere boz, hani Özal'ın lafıdır, iki kere anayasayı del. Nasılsa bir şey olmaz. Yani çok hunhar, çok hoyrat, çok vahşi kullanarak, yani kullanma serbestleri var. Çünkü Batılılar bu kurumları, hukuku, bu şeyleri, anayasayı, yani bunları çok sağlam yapmışlar. Türkiye'de bir tane diktatör gelir, üç tane işte gaddar insan gelir, şöyle bozar, şöyle işkence yapar, bunlar bozulmaz. Çok lüks zamanları var ve bu lüks zamanlarında miras yeri gibi insanlığın değerlerini çarçur ediyorlar. Boşaltıyorlar içini. Türkiye'de kazanılmış ne kadar değer var? Ahlaki değer var, siyasal, kurumsal değer var. İnsanlığın ne kadar ahlaki değeri var, kurumsal değeri var? İşte Tayyip Bey ya da bu İslamcılar bunların üstünde tepiniyorlar. Ve bütün bunları çarçur ediyorlar, çürütüyorlar. Türkiye'yi sahneye bak, Türkiye'yi getirdikleri yere bak. Evet, dershanelerle ilgili aslında sadece Türkiye'de değil, Wall Street Journal gazetesi de bir haber yayınlamış. Dershaneleri kapatma hamlesinin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gülen'in mali, politik ve halk arasındaki desteğini azaltmak için yapıldığı iddiasını sayfasına taşımış Wall Street Journal gazetesi. Mali, politik ve halk arasındaki desteğini azaltmak için yapıldığı bu dershane hamlesinin. Tabii yani bunun arkasında çok daha başka şeyler olabilir. Yani bilemiyorum ben. Tabii ki bir şey, benim şahsi düşüncem, yani böyle en büyük şüphe bu noktada. İşte Gülen'in Sarıgül'le, Amerika'yla ya da CHP'yle yeni bir karışımdan, yeni bir Türkiye'den, yeni başkasılarıyla başka şekilde koçu da yanlarına alarak Tayyip Erdoğan Bey'e bir alternatif oluşturma içinde oldukları. Bu yüzden Tayyip Erdoğan Bey de bunları görüp beraber yürüdüğümüz bu yollarda deyip bizi niye sattığını, niye başkalarıyla siyasi arayışlar içinde olduğunu anlayıp böyle çok sert bir şekilde birbirleriyle yapıyorlar, kavga ediyorlar. Ya bu dershane deyince de dershane böyle Türkiye'de bunları da insanlar konuşmadı. Yani bir de bunları konuşacak bir ortam de olmadı. Böyle hep insanlar yağ çekmeye çalışıyor ya, yalakalık yapıyor. İşte hep böyle olmayan şeyler yapıyorlar. Hani kerametler yapıyorlar. Ya şimdi İspanyolların Cervantes kültür merkezleri var. Cervantes'ler. Diyelim ki İngilizlerin İngiliz kültürü vardır. Fransızların Alliance France vardır. Almanların Alman kültürü vardır. Böyle dikkat et, yabancıların da bu kültür merkezleri dershane gibi çalışır, yabancı dil öğretir. Dünya okullarıdır bunlar. Cervantes, Goethe, Shakespeare, İngiliz kültür, Fransız. Bütün kendi sanatçılarını, kendi yazarlarını bütün dünyada böyle yaparlar. Bunlardan bu bir yumuşak da güçtür. Çünkü o kültürü anlatır, o milletin temel değerlerini anlatır. Müziğini, siyasetini, değil mi? Dünyaya böyle yayılırlar. Şimdi Çinliler de buna çok heveslendiler. Konfüçyüs kültür merkezleri açmaya başladılar bütün dünyada. Çok da çatışmalıdır. Bu aynı zamanda büyük toplumun yumuşak gücüdür. Çünkü Konfüçyüs'ü de anlatmaya çalışıyor. Konfüçyüs'ün öğretileriyle, onun filozofisiyle, felsefesiyle, öbürü Cervantes'le, biri Goethe'yle, biri Shakespeare'le. Hep bunlarla anlatıyor. Bunun bizde tarihi de vardır. Şimdi bu Selçuklu döneme gittiğin zaman, çok sonra da Osmanlı'da, mesela Balkanlara, bu Bektaşi derneklere gitti. İşte Ballım Sultan, Sarı Saltuklar falan. Bu türbelere bakın, oralarda bir dershane gibi çalışmış. Ve koskoca Balkanlara da bu Bektaşi tekkeleri Müslümanlaştırmış yani. Tarihte çok daha büyük işler yapmıştır bu tekkeler. Bu okullar diyelim, bu dini okullar. Şimdi bu dershaneler Said Nursi ya da Fethullah Gülen'in şeysi. Ama dışarıda neyi öğretiyorlar? Yani dünyaya Türkiye'nin açılan, Türkiye'nin okuluysa, Türkiye'de ne öğretiyorlar? Her okulda bir iki tane çocuk, işte o zenci diliyle diyelim, Türkçe kaset verip bir iki kişi, zaten onların sayısı 10-15 kişi, onlar da böyle olimpiyat diye bir yere getirip hani böyle görsel olarak süslemeye çalışıyorlar. Ama o okulda 100 kişiden bir kişi bunu hani fantastik olarak yapıyor, ilgi, hobi olarak. O 99 kişinin Türkçe öğrendiği yok. Zaten her yıl gelenlere de bak, aynı çocuklar, yani göz boyama gayreti var. Bir tane zenciye Türkçe öğretip böyle gibi tuhaf bir şey var. Bu topraklarda, değil mi? Doğu toprağında, bu toprakta Osmanlı'dan, bizden sanat, kültür, felsefe olarak bir şey mi dünyaya öğretiyorsun? Ne öğretiyorsun? Dilin zaten İngilizce değil. Öğrettiğinde diyelim fendir, matematiktir, fiziktir. Dünyaya, yani Türkiye'nin yüzü bununla mı öğretilecek? Şimdi bu dershaneler dünyaya nasıl bir Türkiye öğretiyor da çok sorulmuş da değil. Zaten yarısı dünya ülkeleri tarafından casus olduğu biliniyor. Casus olduğu için birçok ülke de bunları iptal etti. Şimdi hani dünyaya açılan okullar.
Ya tabii ki oradaki genç çocukların sadakatleri, çalışmaları, azimleri, o Anadolu çocuklarına benim lafım olmaz. Onlar benim güzel kardeşim. Ne yapsın şimdi Niğde'nin bir köyündeki çocuk? Gitmiş okumuş, öğretmen olmuş. Onu yapabiliyor. Keşke devlet alsaydı onu. Keşke devlet o duruma geçseydi. Ama şimdi bu dershanelerde böyle bir şey ne yani? Yok Türkiye, ne Türkiye'nin gücü? Neyi anlattı orada? Hangi bilimi anlatıyor orada? Hangi suratını gösteriyor? Bak örneklerini verdim sana. Bir İspanyol Cervantes, yani bunu hani diyelim tika yapsın. Ne tikası yani, dış Türklerle ilgilenen, dışarıdaki ilgilenen kurumlarımız. Bunlar yapsın. Hayır. Yalan yanlış. Uydurulmuş. Böyle bir dershane dünyaya gidiyor. Yok böyle bir şey. Bunun içinde felsefi bir şey yok. Edebi bir şey yok. Müzik yok. Bize dair anlattığı bir şey yok. Amerika nihayetinde böyle bir şey kurmuş. Alet kurmuş. İstihbarat aleti. Bu Amerika... Amerika hiçbir zaman, Amerika adamlarını sattığı görülmüştür Amerika'nın. Yani adamlarını satar, arkadaşlarını da satar Amerika dünya dış politikada. Ama aletlerini satmaz. Mesela Barzani'yi satmaz, cemaati satmaz. Çünkü bu adamdan da öte, kendi istihbarat aleti bunlar. Bunlar Türkmenistan'da da iş yapıyor, Nijerya'da iş yapıyor, dünyanın her tarafında iş yapıyor. İşte Türkiye'de orduyu, Irak Savaşı'na niye girmedin diye, orduyu bu aletle yok etti. Bunlara sahte kasetler düzenledi. Bunların değil mi? Türk istihbaratı ya da savcıları, hakimler içindeki geliştirdi gizlice. Ondan sonra bunlarla geldi. Türk ordusunun, Türk deniz kuvvetlerinde 400 tane casus varmış gibi. Hı hı. İşte bunlarla, bu suçlamalar, bu iftiralar, bunlar güya gazete çıkarttırdı bunlara. 400 casus, orduyu içeri at. Bir internet sitesi varmış diye 200-300 yıl ceza yiyor, idamla yargılanıyor ülkenin genelkurmay başkanı. Tartışılan şeye bak, ülkenizin genelkurmay başkanı. Suçlayacağınız hiçbir delil yok ama şu anda hapiste ve bunlar neyi tartışıyorlar? Neyi tartışıyorsunuz siz? Türkiye bunların büyük bir sofrası olmuş. Hı hı. Bu sofranın başında tartışıyorlar. Bir gün hoca büyük bir eve girmiş. Evde kapısı, penceresi, bu konak, büyük bir konağa bunu sofraya davet etmişler, konakta yemeğe. Demiş ki, konak sahibi yemek yerken hoca demiş ki, çok penceresi, çok kapısı var. Hoca demiş, bu benim ev demiş. Yazlık eve mi benziyor demiş. Yoksa kışlık eve mi benziyor demiş. Vallahi demiş, şimdi hoca düşünmeye başlamış. Böyle sessiz sessiz düşünüyor. Vallahi demiş, penceresi çok bu evin demiş. Çok havadar bir yere benziyor demiş. İçeriden dışarı çok insan bakıyor. Dışarıdan dışarı bir insan bakıyor. Şimdi dışarıdan içeri çok insan bakıyor. Şimdi diyeceğim kapı, ev bir kilidi olur, bir anahtar olur. Burada çok kapı var. Oradan da bir şeye benzetemedim. Sonra yemeğini bir kaşık atmış. Ha demiş. Burada demiş eve benzeyen tek yer demiş. Bunun buranın sofrası demiş. Türkiye'de yani bir sofra. Türkiye'nin devlete benzeyen bir büyük bir devlet sofrası var. Kapısı kapı değil, kilidi kilit değil. Penceresi penceresi değil. İstihbaratı gelmiş girmiş. Ajanları, dünya ajanları Türkiye'de. En mahrem bilgileriniz kaçırılmış. Mehmet Baransu diye bir çocuk o mahrem bilgileri Türkiye siyasetiyle oyun oynar gibi. Hı hı. Dün askerlerle, bugün sizle alıp şey yapıyor. Evet. Mehmet Baransu'nun dün yaptığı açıklamalar da var. Ancak bir virgül koyalım. Kısa bir aramız olacak sayın seyirciler. Ardından tekrar birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın. Evet, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, en son Baransu diyorduk. Baransu daha evdeki bavulu açmadım. Bu klasördeki olan belgeydi dedi. E tabii yani Türkiye'nin en istihbarat, en derin yerleri değil mi? Şey yapıldı, böyle oynandı, içeri girildi, sızıldı. Hı hı. Ve bunlara demokrasi denildi. Şimdi alsınlar demokrasileri, oynasınlar. Türkiye'nin en mahrem bilgileri kimlerin elinde? Dün başkalarını suçlarken güzeldi değil mi? Ama şimdi kendileri birbirlerine girdiler. İşte Türkiye halkı bunlar. Evet, Bülent Arınç açıklamasında şey demişti. Aslında bunların açıklanmaması gerekiyordu. Bunlar gizli belgeler demişti. Aynı şey diğer davada da geçerli değil mi? Yani tabii, gizli olması. Tabii. Diğerleri gizli değil miydi? Hocanın kapısına bir sütçü gelmiş. Sütüne de sütçü de sütüne çok süt koyarmış. Hoca da bundan çok şikayetçiymiş. Hep süt katarmış, süt kasarmış. Bir gün yine kapısına gelmiş. Kapısına gelirken bir yağmur, bir fırtına. Bütün sütü, yağmuru selde kapılıp gitmiş süt. Sütçü de ağlamaya başlamış. Sütçü şey, hoca demiş ki niye ağlıyorsun ki demiş. Zaten demiş sudan geldi suya gidiyor demiş. Bunlar da böyle demiş. Yani daha güzel şöyle anlatabilirim. Hoca bahçesinde hıyar ekmiş. Hıyarla gitmiş bir eşek almış. Hı hı.
Eşeği de getirirken köye, eşek dereye geçememiş, derede boğulmuş. Hoca da demiş ki ya ne üzüleceğim demiş. Hıyarla alınan eşek bu kadar olur. Hıyarla aldığınız devlet, hıyarla değil mi şeyle aldığınız ucuzuna, beleşine, kelepirine, dinleme bilmem neyle aldığınız hileyle, kurnazlıkla, entrikayla, tezgahla, sahte gazetle, soylu ve kahraman insanları ve onurlu insanları içerilere tıktınız. Ahmetçıklarından askerlerine kadar. Böyle ele geçirdiniz. Şimdi bir dereyi geçemiyorsunuz. Bu kadar basit. Diyeceksin ki Türkiye halkı buna ne diyor? Tabii ki büyük bir kesim bundan acı duyuyor bizler gibi. Ama büyük bir halk için bunlar şey, bu aman devlette bir araz çıkmasın diye o ilahi nizama, o nizami aleme, o ses çıkartan herkese hala düşman göstermeye, marjinal göstermeye, insanlık düşmanı, Müslüman düşmanı göstermeye onlar devam ediyorlar. Bir de şu, yani Türkiye bir dikkat edin, Türkiye değil mi bir süreç içinde yaşıyor. Güneydoğu ile savaşıyor. Güneydoğu'da savaş var. Suriye'de büyük bir savaş var. Büyük şeylerin içine girmiş. Bir dershane kavgası. Burada bir de ekmek soralım. Ekonomi soralım. Ekmeğimizi, sigortalarımızı soralım. İşte kıdem tazminatı, kıdemler gidiyor. Hepsini soralım. Artı değer koyduğu bir şey yok. Bana sorarsan Türkiye'nin, devletin halkı çalıştırma işi, köyleri, yaylaları, çiftçiyi, sanayiciye bir iş buyurmaması, yani iş alanı, proje, onları hevesleyip, iştahlayıp hayatın içine atma işini Türkiye, ya bugünün insan kültürü, karakteri çok seviyor. Böyle bir tembel kültür var. Hiç unutmayın, dünyada en çok sevilen ders, bütün üniversitelerde, bütün okullarda en çok sevilen ders boş derstir. Eğer Tayyip Erdoğan iktidarı çok seviliyorsa bunun tek sebebi var, dersler boş geçiyor. Tarla boş, sanayi boş, üretim boş, çalışma boş. Sporculara bak, doping, başka bir şey yok. Her alanda boş. Boş geçiyor dersler. İnsanlar televizyonlarının karşısına geçiyorlar, işte açıyorlar, eğlence seyrediyorlar. Hayat bu. Bu kadar boş geçen dersi herkes sever. Ben de isterim bu semanın altında, buzdolabını açayım, biram alayım, maç seyredeyim, hayat gitsin. Tabii. Hayat böyle bir şey değil. Hayat, bu dünyaya geldik, buraya ne ekledik, ne koyduk? Bir iz bırakacaksın, üretim iz bırakacaksın, bir mandal üreteceksin, bir ip üreteceksin, ipi yiyeceksin, ne bileyim bir şey, topraktan bir şey çıkartacaksın. Bir lafa bir laf ekleyeceksin, bir şey anlatacaksın değil mi? Bir şey koyacaksın, bir iz bırakacaksın. Tabii şimdi mesela simite zam geldi. Aslında bu susama gelen zamdan kaynaklanıyor. Biz kendi ülkemizde susam üretebilecek durumdayken ki tarlalara bu zamanında ekilmişken şu anda üretici ekmiyor. Ektiği kaliteli susamı da Çin'e tabii zaten sadece Japon'a satmıyoruz kaliteli susamı. Yani siyah havucu da oraya satıyoruz. Daha ne kadar kaliteli var oraya gidiyor. Bize şeyler geliyor. Pesbayileri geliyor. Biz de dışarıdan alıyoruz kötüsünü. Yani bize bir tembellik. Bu kültür. Semanın altında böyle oturalım. Ha, ne kadar güzel. Burada da ses seda çıkmasın. Devleti yiyorlarmış, içiyorlarmış, dalga geçiyorlarmış. Türk ordusu değil mi orada şey yapıyormuş, mağlup olmuş, hezimet olmuş. Bunu bile duyurmayın. Bunu zaten duyuramazsınız. Buna gücünüz yetmez. Nedir bu? Buradan şöyle bir şey var. Yani bütün eski uygarlıklara gittiğin zaman eski uygarlıkların izin alıyorsun. Taş. Diyorsun ki şu taşa iz bırakmış. Şu çömleği yapmış, şunu yapmış. Şimdi insanlar yaşadıkları toprağa iz bırakırlar. Biz buna kültür deriz. Bir fabrikadır bu, bir el işidir, bir tezgahtır. Ya da sapanla orayı toprağa şey yaparsın. Çakıllı, taşlı bir araziyi, yabani, çorak bir araziyi tarla yaparsın. Bu da oraya bir bırakılmış bir izdir. Şimdi bunlardan, bu 11 yıllık iktidardan geriye baktığında, arkeolojik olarak bu 11 yıla girdiğimizde iz diye Orta Doğu topraklarına ne bıraktılar? Hiçbir şey yok. Dehşetli bir özelleştirme var aynı zamanda. El kaydenin izi var bu topraklarda değil mi? Silahlar, uyuşturucu şey... Uyuşturucu şeylere sökülüyor dağlarda, onların izi, işte kimyasal atılmış onların izi. Türkiye'nin şu Orta Doğu'da bıraktığı ize bak. Türkiye Orta Doğu'ya El-Kaide ile mi iz bırakacak ya da uygarlığa El-Kaide ile iz bırakacak ya da ürettiği tek şey El-Kaide'ye silah taşımak, istihbarat taşımak, Suriye ile savaşmak, Müslüman Müslüman öldürmek mi? Başka bir iz ekonomisinde, siyasetinde, kültüründe, sanatında hepimiz bir yaşıyoruz, bir hayat gidiyor. 11 yılımız gitti. Bizden sonra gelenler hangi kitap diyecek, hangi üretim diyecek, ne kattın diyecek hayata. Bir iz bırakacaksın. Bunların parmak izlerine bak. Orta çağın parmak izleri. Müslüman Müslümanın kanını içiyor. Bıraktıkları iz bu. Bunlardan yarına kalan bu. Ve halkımız da bütün bunlara sessiz. Çünkü niye? Boş geçiyor dersler. Çünkü bir Çin'e gittiğin zaman bu kadar boş saati olan, orta çağdaki kadar şey vaktimiz var. Takvim yılında dinlenme vakti var Türkiye'de. Orta çağdaki kadar.
Bir Çin'e gidin, bir Rusya'ya gidin, başka bir ülkelere gidin. İnsanlar anası ağlıyor. Sabah erken tabii kalkıyor, akşam yatması. Türkiye'de çok, özellikle Türk gençliği inanılmaz bir boş zaman içinde heder ediliyor. Bunları nasıl projelendireceğiz, nasıl yönlendireceğiz, hangi alanlara katacağız, hangi alanlarda geliştireceğiz, değil mi? Bir örnek projeler, bir şeyler, örnek önce yaparsın. Bunların hiçbiri Türkiye'de bu hükümet döneminde siyasi iktidardan bunların hiçbirini görmedik. Yok o kaset geldi, yok bu kaset gitti. Şimdi seks kasetleri geldi, bu kasetler bitmez. Bir de mahremiyet kavgası veriyoruz. İşte kadınlar şöyle giysin, böyle giysin. Kendisi böyle giyiyor. Sana işte şu televizyondaki diziye karışıyor. Hürrem'e kadar karışıyorlar. Televizyona çıkıp konuşan insanlara telefon ediyorlar. Giyme onu diyor. Gidi, kadın televizyon daha programın ortasına gidiyor. Elbisesini değiştirip geliyor. Yaptıkları bu. Türkiye'ye ve dünyaya getirdikleri de bu. Buradan Türkiye halkını tahammül etmesini istiyorlar. Evet, buna tahammül edecek bir sağ kültür var. 70 yıldır var. 70 yıldır da bu ve benzerlerine oy verdiler. Ama bu saatten sonra buna bizlerin dayanabileceğini sanmıyorum. Şimdi Türkiye'de bakıyorum, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakıyorum. Bütün bu olanlar içinde bir şu Türk ordusu Suriye'de yenilmiş. Bu kadar rezaletler ortaya çıkıyor. Bütün bunları kamuoyuna koyabiliyor musunuz? Bunları göremiyorum. Müslüman Müslümanlar öldürüyor. Biz Müslüman öldürüyoruz şu anda. Bütün bunları Türk halkına anlatabiliyor muyuz? Peki iktidar Türk halkına gayret vermiyor, uyuşturucu uyuşturuyor onu. Ona bir boş zaman vererek onu böyle şey yapıyor. Tembel ve hımbıl bir hale getiriyor. Hüdükleştiriyor. Kafasını kelekleştiriyor. Peki muhalefet bir hamle kazandırabiliyor mu? Bir şevk, bir heyecan. Adnan şey Genel Başkanı Adnan Keskin Bey Sarıgül'ü davet ederken diyor ki konuşmasında Sarıgül'ü davetinde biz diyor yeni bir diyor iş şey diyor emekten gelen bir hareketi diyor Sarıgül'le diyor harekete getireceğiz diyor. Emek, sendika, sol kültürü diyor. Emekten gelen bir hareketi diyor artık diyor siyasete sokacağız diyor. Bunu dediği adam da 2000'den ayakkabısı olan Sarıgül. Şimdi bu insanların aklına yatar mı? Bir de nereden çıktı bu Sarıgül? Bakıyorsun işte öyle bir koçun adamı. Şimdi Amerikalara gidiyor Türkiye'de. Şimdi bir gördüğümüz bir manzara var. Tuhaf bir manzara. Yani 70 yıl iktidar olamamış Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez sağa doğru kaydığını görüyorsun. Bu merkez sağdan iştahı nedir? Merkez sağ budur. Hımbıldır, tembeldir, boş zaman üretir. Huzur böyle bir tuhaf ölmüş bir sivrisinek huzursuzluğu. Böyle budur. Nedir merkez sağ ki siz buna sulanıyorsunuz? Tabii ki böyle bir plan var üzerimizde. 5 yıl Türkiye'de değil mi? Çok sert işler yapıldı. 9 Ekim Yargıtay kararları bana sorarsan büyük bir ihtilaldir. Bu ihtilallerle Türkiye'de hukuk ele geçirildi. Hakimler hukuku ele geçirdi. Bir siyasi parti bunlara karşı çıkması lazım. Bunların karşısında durması lazım. Ben Türkiye'de yargı kurumunun cemaatin hakimleri tarafından ele geçirdiğine inanıyorum. 9 Ekim kararları kasetler olması, sahte olmasına rağmen bir ihtilal kadar sert olduğunu ve hukuku hiçe saydığını düşünüyorum. Türk ordusunun niçin içeride olduğunu, yazarların niçin içeride olduğunu şu anda içimde tutuyorum. Ve Türkiye'de bütün bu ihtilallerle yarı işgal bir vaziyette yaşadığını düşünüyorum. Ve bir muhalefet partisi buna karşı gelecek. Ama görünen şu ki bir muhalefet partisi, hani çok kullandıkları bir yer var. Yeni Türkiye, öbürü eski Türkiye. Bu yeni Türkiye'ye birileri eklemlenmek istiyor. Cumhuriyet Halk Partisi yeni Türkiye'ye eklemleniyor. Yani 9 Ekim kararlarını dolaylı olarak kabul ediyor istemeden bir şekilde. Tabii Tayyip Erdoğan Bey bir af çıkartacağını falan söylüyordu. Onu CHP de çıkartabilir. Bir şey vardır. Biz burada Türkiye halkı ayağa kalktı. %25 direndi. Büyük bir direniş gösterdi. Ayakta durdu. Meydanlara koştu. Bağırdı. Ve zırnık geri adım atmadı. Hı hı. Ama bu büyük bir güçtür. Bir halk gücü çıktı ortaya. Çok rahat söyleyebiliriz. Türkiye'nin ordusu Türkiye'nin halkıdır. Ve sesini verdi. Ama bu kadardır. Bunun gücü İtalya'da bu kadardır, Fransa'da bu kadardır. %25, %30'luk bir güç, büyük bir güçtür. Bir hareket, Cumhuriyet Halk Partisi de adı halktır. Ve bu halkla siyasetini yapacak. Ve ne biliyorsa da halkıyla konuşarak yapacak. Ama bir de başka bir şey vardır. Siyaset teorisinde başka şeyler vardır. Yani elitist deriz biz. Elitist yani bir avuç insan, tepedekiler. Bu yani ki üniversiteye giren çocuklar birinci sınıfta görür. Oligarşinin Tunç Kanunu. Çok zengin, iş adamı. Yani bir elitist insanlar Türkiye'yi yönetirler. Çoğulcu yönetmek başkadır. Daha çok enstrümanla yönetirsin. Daha halkla, insanlarla.
Ama elit daha az insanla yönetir. Elitist deriz biz buna. Oligarşik. Şimdi bakıyorum ki Cumhuriyet Halk Partisi elitist insanlarla bir proje peşinde. Çok gayretli bugünlerde. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi çok şey şevke gelmiş, aşka gelmiş. Hocaya, hoca gecenin 12'sinde kalkmış, pencereyi açmış, horoz gibi ötüyor. Hoca demişler, gece 12'sinde niye horoz gibi ötüyorsun? Vallahi demiş, yarın çok işim var demiş, sabah erken olsun istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde böyle bir gayret var, aşırı bir gayret. Bu gayretinde de yeni dediğimiz bu Türkiye'ye, yine elitist dediğimiz eski düzenin elitistleriyle, bu yeni düzene yeni elitistler geldi tabii, cemaat gibi, cemaatin zenginleri gibi. Bunlarla ortaklaşa yeni bir dünya kurmaya çalışıyorlar. Ve hepsini topladığın zaman görüyorsun ki Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski sol çizgisi, yani 1970'lerde İsmet İnönü'yle başlayan ortam sol çizgisinden ve zaten AKP ile boşalan, yani AKP iktidara geldiğinde Milli Görüş'ten geldi. O merkez sağa dolduramadığını ve şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin merkez sağa doğru, Cumhuriyet Halk, oraya doğru bir kimlik değiştirdiğini görüyorsun. Nasıl Milli Görüş'ten gömlek çıkardım diyerek geldi ve değişim sloganlarıyla geldi AKP. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir gömlek değiştirmekte olduğunu, halkı, büyük halkı, bu %25 ve %30'u konuşmayarak, anlatmayarak, projelerini onlara söylemeyerek, sadece elitist bir takım 5-10 insanla, Koç, Sarıgül, Amerika, cemaat gibi insanlarla bir yeni bir bu düzene, bu yeni Türkiye'ye eklemlenmeye çalıştığını, bunu herkes görüyor, yazıyor, çiziyor, söylüyor. Biz burada 5 yıl niye bağırdık? Türkiye'de bir yarı işgal vaziyeti var. Türkiye'de 9 Ekim kararları var. Sahte kasetlerle ordumuz içeri atıldı. Bu yeni kurulan şeye biz karşıyız. Biz hukuk istiyoruz, adalet istiyoruz. Ve bunu hukukta ve adalette istiyoruz. Orada istiyoruz. Gidip de ben falancıyla filancıyla el altından eski sağ hükümetlerin yaptığı gibi, eski sağ merkez hükümetlerin yaptığı gibi bir takım 3-5 adamla, 3-5 cemaat lideri, şeyh, iş adamı, bilmem kuruluş, think tank, düşünce kuruluşu, bunlarla konuşarak Türkiye'yi yönetemem. Bunlar, böyle bir geleneğimiz yok. Burada şunu da çok net söyleyebiliriz. Bir de bu kadar acının, feryadın, olumsuz havanın içerisinde muhalefet partisinin daha dişli, daha erkek, bunları canlandıran, seslendiren bir yerde olması gerekirken tam tersine Stockholm sendromu derler. Düşmanın o sağcılığı, merkez parti hevesi, ben de hani iktidara geleyim de nasıl gelirsem geleyimi düşünmeye başladığını, yani oligarşik bir hesap içinde olduğunu görüyorsun. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneğine yakışmaz. Biz bağımsız yazarlarız. Bunu çok net görüyoruz. Türkiye'de bir fikir oluştu bugünlerde. Çok sert bir fikirdir. Yani bir slogan, bir motto gibi. AKP gitsin de nasıl giderse gitsin. Kitlenin içinden de ya AKP gitsin de nasıl giderse gitsin. Sarıgül'e giderse onunla gitsin diye. Öyle bir algı oluşturdular. Ama bu çok sert bir cümle. Kimse duramıyor bunun karşısında. Ya doğru, AKP gitsin de nasıl giderse gitsin. AKP giderse nasıl giderse gitsin. Herkesin içine de yerleşince birileri de bu sloganı alıp bir takım ince hesaplar yapıyorlar yukarılarda. Halk Partisi'nin tartışma, anlatma, değil mi? Açık havasına, kültürüne çok yabancı bir şekilde tuhaf şeyler oluyor. Yani en kötüsü de bu yeni düzeni kabulleniyorsun. Şimdi ben 9 Ekim Yargıtay kararlarından sonraki Türkiye'yi kabullenmiyorum. Bunun cevabı verilecek. Hukukta verilecek. İlker Başbuğ niçin içeride? Bu yazarları niye içeri attınız? Nedim Şenerleri? Bunların hesabı verilecek. Bu tezgahları kim kurdu? Şimdi sen bu tezgahları kuran insanlarla yeni bir Türkiye kuruyorsun. Zaten Tayyip'in dershane konusundaki kavgası da burada. Birileri başka hesap yapmaya başladı. Şimdi bu tezgahı kurmuş insanlarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin dürüstçe gidip hesaplaşması lazım. Kardeşim sen bu sahte kasetleri düzenledin. Ben seninle işi tutmam. Ama şimdi görünen, yani şüpheler çoğunluyor. Biz burada şüpheleri dile getiriyoruz. Gördüklerimizi yorumlamaya çalışıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bakıyorsun ki şimdi başka bir yerde bir hesap içerisinde. Gücünü nereden alıyor? Gücünü AKP gitsin de nasıl giderse gitsin de alıyor. AKP nasıl giderse gitsin üzerine bir ülke inşa edemezsin. Bir parti inşa edemezsin. Dürüst, açık ve net olacaksın. Hukuk olacak, adalet olacak. Demokratik kurallar içerisinde kavganı vereceksin. Ve halkınla konuşacaksın. Ve yazarlarınla konuşacaksın. Ve projelerini anlatacaksın. Yani ha Hasan, Anadolu'da bir laf vardır. Ha Hasan Kel, ha Kel Hasan. Yani bu Kel, sen de Hasan Kel. Fark etmez. Değişen bir şey olmaz. Çünkü aynı metotları kullandıktan sonra bunun bizim için hiçbir anlamı olmaz. Türkiye için de hiçbir anlamı olmaz.
Tabii şimdi Cumhuriyet Halk Partisi merkez sağa doğru yönelimi ki bu hevesi ben görüyorum. Yani bu Baykal'ın bu kaset skandal kasetinden sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu yeni kelimesi eklenerek böyle bir hareketin ve gelişmenin olduğunu çok iyi net görüyorum. Şimdi sen merkez sağa gidiyorsan solda boşta kalıyor demektir. Sosyal demokrasi de boşta kalıyor demektir. Yani Kemal Bey'in şeyi de merkez sağa şimdiye kadar da kendi milletvekili repertuarından da görüyorsun ya da ilçe seçimlerinden de görüyorsun. Şimdi de böyle Amerika'ya gitmek, Sarıgül, cemaat, ilişkiler, el altından konuşmalar, bütün bunların merkez sağa oturmaya çalıştığını ve ama halkıyla da konuşmadığını, aydınlarına da anlatmadığını, nereye bir yönelim var, bir kimlik mi, bir gömlek mi değişiyor, Cumhuriyet Halk Partisi'nin omurgası mı kırılıyor, başka bir omurga mı inşa ediliyor? Ya da biz 70 yıldır Türkiye'de hep sağ iktidarlar iktidar oldu ve CHP asla iktidar olmayacak. O yüzden biz de sağ iktidarların en temel değerlerini alalım. Bu tezgahçı oligarşik yerlerle konuşalım. Buraları almadan bu büyük medyatik güçleri, eski Türkiye'nin ve yeni Türkiye'nin bu büyük güçlerini kabullenelim, diz çökelim. Onlarla ortak bunları kovalım. Böyle bir anlayış. Popülist olarak doğru olabilir. Ve zaten kitlenin çoğu da kabul ediyor. Ya bunlar gitsin de nasıl giderse gitsin diye. Ama insan olarak kabul edemeyiz. Hayat olarak kabul edemeyiz. Yani biz buna o zaman buraya büyük bir sol parti boşluğu doğar. Buraya da hemen şu anda ben görüyorum. Ona yani görüştüğüm herkesle. Şimdi CHP'nin boşalttığı yere hazırlıklar var şu anda. Yani bunun konuşmaları, görüşmeleri falan var. Yani iktidarı eleştirirken, iktidarın yaptıkları değil mi? Oysa bu iktidar bize daha dayanıklı olmamızı, daha açık olmamızı, daha dürüst olmamızı olmamızı gerektirirdi. Ama biz iktidara bakıp iktidara eleştirdikçe iktidara benzemeye başladık. Onun yol ve yöntemlerini, onun gibi tezgah, onun gibi sahte, onun gibi oligarşik temaslar içinde yol almaya çalışıyoruz. Bu da şunu gösterir. İktidar sadece kendini İslamcılığı çürütmedi, sadece hukuku çürütmedi. Profesyonel bir şekilde Tayyip Erdoğan Bey, ki burada kendisini takdir ediyorum, gölgesini düşürdüğü siyasette muhalefetini de çürütmeye başladı. Kendi anlayışlarıyla kurduğu diktatörlük demek ki onun bunun ağzının suyunu akıtmış. Onlar daha bu diktatörlüğü bu nasıl kurdu, yöntemi neydi, tezgahtı, şöyleydi, oligarşik işlerdi. Biz de buradan girelim diye. Tayyip Erdoğan Bey sadece devleti, hukuku çürütmedi. Muhalefeti de düşürdüğü gölgesiyle ve yöntemleriyle ağzının suyunu akıtıp sofrada ballı ballı yiyip içip şey yaparak muhalefeti de çürütmeye başladı. Bu saatte bu kadar acı çekmiş, ordusu, askeri, yazarları darmadağın edilmiş bir toprakta bütün muhalefetin çok açık konuşacak. Gezi direnişi orada duruyor. Herkes çok açık ve net konuşacak. Hesabını, projesini net gelip söyleyecek. İçimizde bir, dışımızda bir. İçimizde olup biten her şeyi Allah görüyor, insanlar görüyor. Bu kadar acı çektik. Halkımızdan gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Ne yapacaksak bu halkla yapacağız. Biz bu halka dirilik getirmek istiyorsak onlara şek vereceğiz. Şek vermenin yolu onlara güzel şeyler anlatmaktır. Doğru şeyler anlatmaktır. İçimizi görsünler. Biz konuşurken içimizi görsünler. Bizim içimizdeki ışığı görsünler. Gözlerimizin içine baksın halkımız. Sen gözlerini halkın gözünden kaçırıyorsun. Toplantıdan kaçıyorsun. Açıklamadan kaçınıyorsun. Bir takım gizli temaslar, gizli yerlerde. Bu da şunu gösteriyor. Önümüzdeki seçimlerden sonra Türkiye'de asıl büyük bir muhalefet boşluğu var. Bu muhalefet boşluğuna hepimiz çok iyi çalışacağız. Önce temiz ve dürüst insanlar olacağız. Bu oligarşik yapılardan biz çok çektik. 70 yıl Türkiye niçin bir cemaatin, niçin bir PKK'nın, hani başında söylediğim konuşmanın, Türkiye 1990 itibarıyla 1 milyon Erbakancı, 1 milyon Türkiye'ci ve 1 milyon Apo'cu yetiştiriyor tek adama bağlı kitleler. Bunu nasıl yıkabiliriz? Daha sorgulayıcı bireyler nasıl oluşturuyoruz? Buradan çıkartacağımız ders budur. 70 yılın sağ iktidarları çürüterek, sümenaltı ederek, gizli tezgahlar, oligarşik alışverişlerle işte buraları güçlendirdi. Bu çürük yapıyı güçlendirdi. Bugün dershaneler, cemaat gücünü bu çürük yapıdan alıyor. PKK da bu çürük yapıdan alıyor. Köy ne kadar yoksulsa PKK'ya asker olacak o kadar çoğalır. Dershaneye de gelecek o kadar çoğalır. Devletin gücü yoksa, sosyal sigortalar yoksa, sosyal sigortaları ihmal ettiği için. Ama onlar işlerini bir şekilde çevirdiler. Nasıl çevirdiler? Oligarşik güçlere çevirdiler. Medya güzel dedi, öbürü güzel dedi. Bu popülist sloganlar attılar ve bunun çürükleriyle Tayyip iktidara geldik. Onun da Türkiye'yi felaketlerin ucuna getirdi. Bugün Müslüman Müslüman'ı kırdırıyorsa bunun sebebi 70 yılın sağ iktidarların popülist, o oligarşik ilişkileridir. Şimdi buradan ders çıkartıp daha dürüst, daha açık, adam gibi adam olalım ya. Konuştuğumuzu karşı taraftaki görsün. Boyumuz ne, posumuz ne, bunu söyleyelim. Projemizi hazırlayalım, halkımıza gayret verelim, şek verelim.
Çalışmasını öğrettirelim, konuşmasını öğrettirelim, sorgulamasını öğrettirelim. Bir muhalefetin yapacağı budur. E şimdi bütün bunları bir kenara bırakıyorum. Bu halkı ayağa kaldıracak, onu dalgalandıracak, onu bu iktidarın karşısında bir göğüs, bir güç, böyle tunç bir gövdeyle tutacak. Sözleri aramıyorsunuz. Toplantıyı, mitingi, çalışmayı aramıyorsun. El altından onunla görüş, bununla görüş. Şu adamı oraya koyalım, o oy getirir. Yok şunu görelim, onu oy getirir. Şu iş adamlarla görüşelim. E buradan gideceğiniz yer sizin de 10 yıl sonra Tayyip olduğunuzu görür. Ha Hasan, Anadolu bunun cevabını vermiş. Ha Hasan Kel, ha Kel Hasan. Fark eden bir şey olmaz. Ve bu sirküle de devam edip gider. Biz de buraya Doğu toprakları deriz. 1000 yıldır bu topraklarda semanın altında herkes huzurlu olsun. Kimse sesini çıkarmasın. Tecavüz var. Huzursuzluk yapıp soru sorma. Kadınların 14 yaşında satılsın. Aman huzursuzluk yapıp soru sorma. Kadınlarına istediği gibi karışılsın. Köle gibi çocuklar satılsın. Aman huzursuzluk edip konuşma. Konuşursan işte komünistsin, marjinalsin, pissin, iğrençsin olursun. Töhmet altında bırakılıp zan altında içerilere atılırsın. Bu kültürü sorgulayacak. Muhalefet önce Tayyip gibi, Demirel gibi, Özal gibi bir lider şeyini çürüten popülist kültürü bu toprak niye büyütüyor? 10 bin yıl sorgulanacaksa 10 bin yıl, 1000 yıl ise 1000 yılı, 50 yıl ise 50 yılı sorgulanacak. Bu gelenekten, bu çürümüş geleneklerden bir şey olmaz. APO'ya, asker cemaati, bilmem, mürit, başka da bir şey çıkmaz. İşte değişecek olan budur. Bir muhalefetin de önce masaya koyacak olduğu budur. İnsan kültü, bağımsız insan kültü, sigorta derdi olacak, fırsat eşitliği derdi olacak. İnsanlar da o üstünde oturdukları tarlayı sürmeyi öğreteceksin. Şimdi her şey dışarıdan geliyor. Alışveriş, dünyada en çok alışveriş mağazası. Lop yiyoruz, televizyon açıyoruz, seyrediyoruz, biramızı içiyoruz. Allah'a şükür olsun diyoruz. Böyle işte büyük bir boş zaman, tembel zaman, hımbıl insanlar. Sonra sporcuların çıkıyor. Hiçbir alanda başarın yok. 10 kişi kalmış bir takıma karşı 4 tane gol yiyip geliyorsun. Bunu bile bir başarı sayıyorsun. Şimdi bu Türkiye'yi değiştirecek bir şey lazım. Muhalefet budur. Şimdi ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nde görmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vereceğim. O ayrı bir şey. Ben hayatım, yani bu muhalefet olarak tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek vereceğim. Tabii ki AKP gitsin diye burayı destekleyeceğim. Ama işin doğrusunu da söyleyelim. İşin doğrusu da budur. Bu yol yanlış yoldur. Enstrümanlar yanlıştır. Yanlış insanlarla temaslar kuruluyor. Yanlış yerlere mesajlar görülüyor. Yanlış yerlerden ip bağlanıyor. Biz bu toprakların çocuğuyuz. Değerlidir bu topraklar. Eğer bu toprakta bir hayat yaşıyorsak burada bir iz bırakacağız. Bırakacağımız iş devrimci bir iz olacak. A'dan Ş'ye, Paşa'ya boyun eğmeyen, onun bunun kölesi, köpeğe ve müridi olmayan bir nesil. İşte bugünkü iktidarı hazırlayan, işte bu gelenektir, bu çürümüş gelenektir. Sorgulayan bir nesil, tartışan bir nesil, soru soran, öğrenen bir nesil. Edebiyatıyla, sanatıyla, eğlencesiyle, neşesiyle, mizahıyla, üretimiyle bir nesil. Milyonlarca çocuk evinde oturmuş, televizyon seyrediyor. Ve biz burada dershane kavgası, kozmik odaya girip belgeleri almışlar. Onları yapıyorlar, seks kasetleri. Türkiye'ye getirdikleri bu. Ve Müslüman kanı döküyoruz. Burada elimizden hukuk çıktı bir kere. Şimdi Yargıtay eski başkanlarından bana kadar, sokaktaki şeye kadar elimizden hukuk nasıl çıkar? Demek ki biz bu elbiseyi giyemedik. Bu büyük bir sorudur. Niye giyemedik? Aptalız, geri zekalı olduğumuz için giyemedik. Akıllı insanlar bu kadar yüksek bir hukuk kurumunu, dünyada milyonlarca çağdan beri gelişmiş bir hukuk, Romalardan beri gelmiş, Avrupa, ihtilaller. Bu hukuku sen üstüne giyemiyorsun. Demek ki beceremiyorsun. Demek ki sen deli bir olansın, elbisesini giyemeyecek kadar. Bir insanlık elbisesi, hukuku giyemeyecek kadar zavallı ve aciz insanlarız. Elimize yüzümüze bulaştırdık. O halde hukuk elbisesini giyecek bir bedenimiz olacak. Yolda yürümesini bileceğiz, oturmasını bileceğiz, arkadaşı kurmasını bileceğiz, proje bileceğiz. Madenimizi bilmiyoruz. Taş ocaklarımızın sayısını bilmiyoruz. Ne ithal ediyoruz, ne ihraç ediyoruz bilmiyoruz. Bütün bunları öğretecek olan muhalif seslerdir. Bizleriz, sensin. Bu televizyondur. Şimdi geliyorsun, yani tekrar bana 70 yılda yapılanların aynısını yapıyorsun. Ya şu iş adamı var, şu işe var, cemaat de artık kabul edelim. O zaman sen bu yeni kurulan Türkiye'yi kabul ediyorsun demektir. Eğer Türkiye 9 Ekim Yargıtay kararlarının sonraki Türkiye'yi kabul ediyorsa, hakimlerin cemaat tarafından ele geçirmesini CHP kabul ediyorsa, burada çok büyük bir felaket var demektir. Biz de bu felaket karşısında bu toprağın bağımsız yazarlarıysak, yani değil mi? Yani bunu söyleyeceğiz yani.
ne derler, zehir içip söyleyeceğiz, kızılcık şerbeti diyeceğiz yani, bunları konuşacağız. Söylemek zorundayız. Türkiye'nin iyi okunamadığını düşünüyorum. Türkiye'yi yazarları iyi okuyamıyor. Siyasetçileri Türkiye'yi iyi okuyamıyor. Biz bu ülkeye şek vermeye geldik, dirlik vermeye geldik. Hareket getireceğiz biz bu ülkeye. Rüzgarız biz bu ülkede. Biz bu ülkenin yağmuruyuz. Biz bu ülkenin tezgahı değiliz. Hala tezgahla, hala el altından yok Amerika ile görüş, yok cemaatle görüş. Ve ben bu işgali nasıl kabul edebilirim? İşgal var Türkiye'de hakimlerinle, değil mi? İşgal var. 9 Ekim yargıtay kararları nedir? Ne diyor kararlarda? Kasetlere bakmam, siz suçlusunuz. Yok ya, delil, belge bakmadan hukuk karar veriyormuş. Sen bu Türkiye'yi nasıl kabullenebilirsin? Ben hukuku istiyorum. Hukuk olan bir ülke istiyorum. Muhalefet bunu yapmalı. Bu yeni Türkiye'yi kabul ettikten sonra kabul edeyim. Merkezde sağa oturayım. Türkiye'de de 70 yıldır iktidar olamıyorum ama şimdi olabilirim belki. Doğru yol değil. Biz de burada acı konuşuruz. Tabii ki konuşacağız. Biz bunları konuşmak için varız. Rüzgar olun şu ülkeye. Şu 1000 yıllık pis çürümüş geleneklerin tozunu atın. Devrimci bir damarınız olsun. Niye dönüp dönüp tekrar gelip işbirliğine giriyoruz? Dönüp dönüp tekrar gelip oligarşilerin içine giriyoruz? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir halk var demektir. Halk. Halka inanan insanlar olduğunuz için adını Cumhuriyet Halk Partisi kurdunuz. Halk. Halk varsa çalışanları var, sendikacıları var, işçileri var, mühendisleri var, çocukları var. O halkı önüne alacaksın, arkana alacaksın. Tarlalarına, okullarına o halkı süreceksin. Senin muhatabın o halktır. Gücü ne kadarsa. Bizim kavgamız budur. Şimdi sen başka bir şey, başka bir hesap içinde olursan, ama bu çok büyük de bir güç. Yani ben bundan büyük bir slogan bilmiyorum. AKP gitsin, nasıl giderse gitsin sorusu büyük bir güç. Şu anda biz de bunun karşısında bir şey diyemiyoruz. Elimiz kolumuz bağlı. E doğru. Büyük kitleler de buna inanıyor. E şimdi buradan bu kitlelerin şeyini, boğazını sıkan da bir güç aynı zamanda. Böyle büyük bir çaresizlik içindeyiz. Hı hı. Yani inşallah, yani ben şunu söylüyorum, bu beyaz böyle bir liberal tayfa kullandı Tayyip Erdoğan Bey ve cemaat iktidara gelmeden önce, böyle hani Ahmet Altanlar gibi bilmem ne gibi falan. Biz onlara işte liberaller dedik, hani onlarla ayrıldık gayrıldık, onlar yandaş oldular, biz başka tarafta kaldık. Ben şunu söylemek istiyorum, artık bunu herkes görsün. Yani bu bir İslamcı olmak, ulusalcı olmak, liberal olmak değil. Ben zaten bunları tanımıyorum. Ne olduklarını da çok iyi bilmiyorum. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Bu sirkülenin içinde, bu devri daim çürümüş gelenekler içindeki iktidarlar, bu devri daim oligarşik yönetimler içerisinde birimi hepimiz yan yana gelelim ve dur diyelim. Önce hukuk diyelim. Yenildiğimiz, kazıklandığımız, aldatıldığımız, üç kağıda getirildiğimiz açık ve yetmedi mi? Bizden öncekilerin hayatları hapishanelerde geçti, yine hapishanelerde geçiyor. Biz bundan sonra çocuklarımız işliyse hapishanelerde geçmesin diye hukuk diyelim hep beraber. Bunun liberali yok, İslamcısı yok, hiçbir şey yok. Artık bu oyunlara gelmeyelim. Başka bir yerde duralım, hayatın başka bir yerinde duralım. Şu partinin gazetesi ve dergisinde değil, başka bir yerinde duralım hayatın. Yani hepimiz insanımıza, insanımızın gözlerine, gerçekten alın terine yakın ve Allah'a yakın, daha kalbinin içinde bir yerde duralım artık hayatım. Yeter bu partilerin ve liderlerin etrafında onların yandaş yazarlığı, onlara yalakalık, onların hokkabazı, onların borazanı olmaktan yeter. Bütün okumuş yazmışlara sesleniyorum. Partiden bakmayın, siyasetten bakmayın, sağdan bakmayın, soldan bakmayın. Bu ülkeye gayret getirecek olan bireyi koruyalım, insanı koruyalım. Hala 2013 itibarıyla milyonlarca insanınız biat ediyor. Bu biat ettikten sonra neyi değiştireceksin? Hala kölelik düzeni. Türkiye'de gizli bir açlık var. 35 ve 45 arasında herkesin organları ya tedavi ediliyor ya alınıyor. Büyük bir açlık var Türkiye'de. Bu yediğiniz kaşarlardan, bu yediğiniz sucuklardan ne olur? 45'ini çıkamıyor insanların hiçbir organı. Eli ayağı çürüyor, kalbi ciğeri çürüyor. 45'i geçip de kan şekeri düşüklüğü yaşamayan, şeker yaşamayan insan kalmadı. Siz bunlarla işte Mehmet Baransoy'u getirdi, bunu getirdi derken bedenleriniz gitti. Ülkeniz zaten, bedeniniz çürür gibi. Ülke çürüdükçe bedeniniz de çürüdü.
tarlalara, madenlere, üretene bakan yok. Hala oligarşik hesaplar içerisindeyiz. Oysa Mustafa Kemal bunun adını çok kolay koydu. Ne kadar buğdayınız var o kadar bağımsızsınız dedi. Gerçekten ne kadar bugün üretimimiz var o kadar bağımsızız. Bu toprakların ne kadar gücü varsa o kadar bağımsızız. Gücü yoksa da gayret edip çalışacağız, uyduracağız. Kültür uydurmaktır. Bir söz uydurmak, bir heykel uydurmak, bir mal uydurmak. Çin bugün karar alıyor. Diyor ki Çin, ben artık bu Çin malıdır, Çin'de üretilmiştir lafını dünyadan kaldıracağım diyor. Bu saate kadar Çin'de üretilmiştir diyorum. Hani yani madeni Çin. Şimdi bunu kaldırıyorum diyor. Bundan sonra yine bir seferberlik yapıyorum diyor. Bundan sonra Çin'de yaratılmıştır diyeceğim. Yani Çin'de bunun tasarımı, dizaynımı, fikri, icadı Çin'de olmuştur anlamında. Çin'de yaratılmıştır. Türkiye'de üretilen, yani Türkiye'de yaratılan ne var? Kültür, fikir, ekonomi değil mi? Bunun sorusu. Türkiye'nin en büyük sorusu budur. Türkiye'de üretilen, Türkiye'de getir televizyonların parçalarını dışarıdan getir, arabaların parçalarını dışarıdan getir, yap araba. Dopingleri dışarıdan getir, çocuklar doping içsin. Ne yani bu? Ama burada üretilmiş, tasarlanmış, dizayn edilmiş, keşfedilmiş, icat edilmiş. Burada akıl edilmiş. Türkiye ne akıl etti? Hepimiz ne akıl ediyoruz Allah aşkına? Seks kasetleri ve kaset fırtınası. Cemaat mi yiyecek devleti? AKP'nin İslamcıları mı yiyecek? Neyi ürettik? Evet, zaten ülkemizde üretimden kesinlikle bahsedilmiyor. Baktığımız zaman gazeteler olsun, televizyonlar olsun. Kelime olarak değil mi? Evet, Türkiye'den, kelime olarak yok yani. Lugatımızda tabii. Artık yok. Ama Batılılar gibi aynı kot pantolu, aynı desenli kumaşları giyiyoruz. Onlar gibi aynı şarkıları söylüyoruz. Bugün Mısırlı çocuklarda, Iraklı çocuklarda, İranlı çocuklarda diyelim gücü yettiği kadar. Onlar gibi giyiniyor. Onların gözlükleri, onların optiki, onların bilgisayarıyla oynuyoruz. Yani elbise yediklerimiz de onlara dönüyor. Onlar gibi yiyoruz, alışveriş, Facebook falan. Dikkat edin. Onlar gibi üretmiyoruz ama onlar gibi yaşamak istiyoruz hepimiz. Kot pantolu, şık elbiseler, sokakta gez. Onların modası, onların tasarımı. Saç şeklinden şeye kadar, giyim kuşamımıza kadar. Yetmedi. Yetmedi. Dünyada çok şeyler değişiyor. Her akşam 1 milyar insan aynı maçı seyrediyoruz. Bu çok korkunç bir şeydir ya. 1 milyar insan aynı saatte bir tapınak gibi. Dikkat edin. Yani insanlara tapınak, büyük bir din gelse, büyük bir şey gelse, tapınak inşa etsek, böyle hani uzaydan tanrılar gelse, yani böyle peygamberler şey olsa, 1 milyar insanı aynı saat başı dinliyoruz. Fransızlar, İngilizler, Çinliler, ben, Nijeryalılar. Bu bambaşka bir dünya kuruldu. Bir eğlence var orada. 1 milyar insanla o maç seyretmeyi biliyoruz. O birayı tüketmeyi biliyoruz. O sokakta gezmeyi biliyoruz. Ama o insanlar gibi üretmeyeceğiz. O insanlar gibi hayatın içinde yokuz. Çalışmanın içinde yokuz. Bu olacak şey mi? Bu sana verilmiş bir hak değildir. Kimse de bunu sana vermez. Bu yüzden sen o boş boş maç seyrettiğin için seni gider, Müslüman öldürtürler sana, senin gelirler ülkeni bölerler, seni gelirler birbirinin içinde etnik ve mezhep kavgalarının içine sokarlar. Çünkü sen onu hak etmedin. O televizyonu seyretmeyi, 1 milyar insanla aynı maçı seyretmeyi hak etmedin sen. Bu kadar otur, bu kadar tembellik, bu kadar hımbıl, bu kadar dünya dışı işlerle meşgul ol. Ondan sonra gel ben de 1 milyar dünyalı gibi o maçı seyredeceğim, alkışlayacağım ya da heyecana geleceğim. Bu mümkün değildir. O mutluluğu sana Batı vermez. Seni köle gibi kullanır. Senin PKK'nın çocuklarını köle yapar. Dershanenin çocuklarını köle yapar. Tayyip çocuklarını köle yapar. Ama hepsini de Amerika alır yanına, kendine asker yapar. Avrupa hepsinin yanına alıp kendi projesinde asker yapıp petrol getirmek için sana Müslüman öldürtür. Bunları söylemek istiyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Evet sayın seyirciler, Nihat Genç gündemi sizler için değerlendirdi. Şimdilik hoşça kalın diyelim.